sıcak bir karşılama gerçekleştirebilelim. Haldun abi dememde bir sakınca yok herhalde. Eyvallah, çok sevindim. Hoş bulduk. Nasılsın? Merhaba. Çok gayet iyiyim, sen? Hemen ben seni gördüm, çok daha iyi oldum. Yıllarını bu işe vermiş, bizim açımızdan duayen diyebileceğimiz bir ağabeyimizin bizim programımıza konuk olması bizim için de gurur verici. Şimdi bir tanıtalım istiyorum da Haldun Karabudak. Kimdir Haldun Karabudak? Şimdi aslında Uğur Hoca'nın konuları daha ilginç gelecek belki insanlara, yemek falan olunca, ama biz de elden geldiğince onun arkasında kalmamaya gayret ederim. Ben 1960 Sivas doğumluyum. Liseyi orada bitirdikten sonra Ankara'ya geldim okul için, basın yayın için. 13 yaşımda televizyonla tanışmıştım. Televizyoncu olmayı o zaman çok istemiştim. Nasıl bir tanışıklık bu? Şöyle, ben ortaokul öğrencisiydim ve okulun bandosunda borazan çalıyordum o yıllarda. 19 Mayıs törenleri vardı, çaldık. Onun akşamında bir düğün vardı ayrıca katılmamız gereken. İşte orada o törenleri işte Almanya'dan gelen gurbetçilerimizden birisi getirdi, kamerasıyla çekmiş. O gittiğimiz düğünün olduğu lokalde de gösteriyor 1 lira karşılığında. Ben de tabii ne olduğunu çok merak ettim. Yayın falan yok o zaman televizyon Sivas'ta. 1 liramızı verdik. Kendimi gördüm bir de orada tabii, işte geçit töreni sırasında stadyumda kaydedilmiş görüntüler. O gün dedim ki ben bu işi yapmalıyım. Tanrı'ya şükür o işi yapıyorum. Öyle oldu tanışıklığım. Yani bir idealizm var. Kesinlikle. Kesinlikle bir hedefe doğru koşturmaca. Tabii. Birinci tercihimdi basın yayın. İşte şimdi iletişim oldu. Onu da kazandık, okuduk. Ve işte TRT gibi bir kurumda çalışmakta. Yani o hedeflerine hepsine ulaştım. Ve çok değerli programlara da imza attınız prodüktör olarak. Estağfurullah. Bunların arasında Son Göz Nuru, Gün Be Gün. Bir de işte Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çalışmışlığınız olduğunu biliyorum. Evet, evet. İlk belki. 8-9 yıl kadar orada çalıştım. Silahlı Kuvvetler Saati'ni hazırladığınızı da biliyorum. Kaç program yaptınız bugüne kadar? Hesabını tuttunuz mu? Vallahi hayır. Yani 3-4 yıl kuşak yaptığımızı düşünürsek günlük. Zaten onları çarpsak büyük rakamlar çıkar. Hemen söyleyelim. TRT'de hepimizin bildiği ve ilgiyle dinlediği, sadece izlediği demiyoruz, kulak gönlüne gidiyor çünkü burada. Allı Tırnağım, Dost Dost Diye, Türküler Geçidi, Katre, ki benim çok sevdiğim bir programdı, evet. Katre. Bayram Gelir Elime gibi hep müzik eğlence programları. Haber programı da yaptınız biliyoruz. Haber yarışma yaptık. Haber program, Pazar Panorama vardı o dönemde. Zaten o elinize tuttuğunuz kitaptaki pek çok deneme başlıklı metin o Pazar Panorama'ya yazdığım metinlerden. Allı Tırnağım ve Dost Dost Diye'ye yazdığımız fragmanlardan seçkiler açıkçası. Kitabı bir kez daha hemen şöyle bir gösterelim. Haldun Karabudak'ın kitabı. Bu kaç yılın deneyimi, birikimi? Ağırlığı 1996 ile 2002 yılı arasında yazılan yazılar, ama sonrası da var tabii ki. En son işte çok geçen yıl yitirdiğimiz sevgili sanatçı dostumuz Kıvırcık Ali için yazdığımızla sonlandı. Senin programlarında da sıklıkla görürdük kendisini. Evet, yani çünkü çok iyiler hak eden bir sanatçıydı. Çok dolu bir sanatçıydı. Ve hepimize yeter dünya derdi. Dert. Her acı yürek dağlar bilirim. Erkendir her ölüm. Ardından dökülen gözyaşı selini aldırmadan seni alıp götüren hepimize yeter dünya deyişine kulak asar mı be halim? Kıvırcık Ali'yle de bir dostluk ilişkisi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çok yakın. Bu şiire bir baba oğul ilişkimiz vardı gerçekten. Işıklar içinde yatsın diyelim. Bu tabii kitabın bitiş şiiri. Kıvırcık Ali. Girişi de Emin Özdemir hocamız yapmış. Evet. Yani Türk dili ve Türk kültürü açısından bulunmaz bir hazine. Onun katkıları var mıdır sizde? Yani benim hayatımda 3 kişi varsa hayatımı belirleyen, o 3 tanesinden birisi Emin hocamdır. Yani okulda öğrencisi olmak şerefini yaşadım, onurunu yaşadım. Yani çok özel ilişkilerimiz vardı. Emin hocam bir Eyinli, Eyin Türklerini çok severdi. Onlar üzerine çok konuştuk. Türkçe konusundaki işte duyarlılığımızı falan hep ondan aldık zaten. Yani bir kitap ortaya çıktıysa da hep onun sayesinde. Tabii türkülere gireceğiz. Türküler olmazsa olmaz. Türküler konusunda belki onlarca program yapmış ben, binlerce program yapmış senin gibi bir ağabeyime karşı bu soruları sormak haddimiz değil belki ama bizi biz yapan değerler diyoruz. Bazen klişe laflarla, sloganlarla işte bizim yükselen değerimiz, türkülerimiz, halk kültürümüz diyoruz. Biz kaç senedir acaba bu türküleri dinlemeye başladık? Bunlar daha önce yok muydu? İçimizde yok muydu da bir anda ortaya çıkarmaya başladık?
Bunlar da aslında bir ayrı tartışma konusu. Senin bakış açını da merak etmiyor değilim açıkçası. Hiç tartışma konusu değil aslında Zorgacığım. Öyle bir şey ki orada bir yazıyı eleştirdiğim bir bölüm var. Ta 2004 yılında galiba bir yerde çıkmış işte. Bakalım hemen. Türküler konusunda ahkam kesen ve aydınların birdenbire keşfettiğini iddia eden bir yazıya yazdığım cevap o aslında. Ya türkü ya biz doğduk. Bizim dedemiz de türkülerin kucağına doğdu. Onun dedesi de türkülerin kucağına doğdu. Şimdi onlar evet bir 40 yıl önce şöyle bir keşfedilir gibi oldu. 30 yıl sonra zirve yaptırdılar. Ya bunların hepsi bu zirve keşfedilme tırnak içerisinde yani medyanın anlattığı şeyler ya da küçük barlarda konuşulan laflar anlamında söylüyorum bunu. Herkes türkü sevdi. Herkes türkü sevsin tabii. Ama bu çok bilinen 20 taneden bir arada değil ki türküler. Hepimizin sayabileceği işte Mihriban, Ayrılık gibi çok sık icra edilen herkesin istediği değil. Bunların içinde biz varız ya. Türküler bu ülkenin sözlü ve müzikli tarihidir. Hiç tartışmanın alemi yok. Yani nereye giderseniz, Malezya'da gitseniz, işte İspanya'da gitseniz bir sürü tarihi kalıntı görürsünüz. Her yerde vardır bunlar. Eskiden bugüne gelen. Ama eskiden bugüne gelen böyle bir müzik kültürü hiçbir yerde yok. Yok. Yani bu bizde varken bunları acı paylaştıkça azalır. Gelin yaşadığımız acının büyüklüğünü azaltalım. Gelin tek yürek olduğumuzu bir kez daha gösterelim. Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT Ortak Yardım Kampanyası. Tüm operatörlerden deprem yazıp 5601'e SMS atarak ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hesap numaralarına bağışta bulunarak kampanyaya katılabilirsiniz. Koyun ve keçi vebası önlem alınmazsa öldürücüdür. Yüksek ateş, göz, burun akıntısı, ağızda yara, öksürük ve ishal vebanın en önemli belirtileridir. Hastalığın ilaçla tedavisi yoktur ve en etkin koruma yolu aşılamadır. Aşılama hastalık ve ölümleri engeller, gelirinizi artırır. Hayvanlarınızın satış ve kesiminin yapılabilmesi için küpeleme şarttır. Hayvanlarınızın sağlığı, gelirinizin artması ve desteklerden yararlanmak için hayvanlarınızı aşılatmayı ve küpeletmeyi unutmayın.
ihtiyarladım. Bakan da yok, gelen de yok. Senin sözün demir, üzülme bülbül olmasın, üzülme sen. Utanılırdı, Allah'tan korkulurdu. Şimdi... Hem neler yapar. Yaş, bir keder. Üzülme. Üzülme, bülbül yavazım. Üzülme, sevgi boydun. Üzülme, ömrü yokuşum. Utan, sıkıl, mahcup ol. Aynı zamanda bisiklete bineyim mi? Yüzün düşük, üzüntülüsün. Ha, üzüntülü falan değilsin. Aslında çok sevinçlisin de... bu sevinç seni üzüntüye gark etti. Arkadaşım, San Francisco sokaklarını bilmiyor musun? Bir oraları hiç bilmiyorum ya. Ben Kasımpaşa'dan sonra seni bilmiyorum. Arkadaşım, TRT seyretmedin mi hiç? Ne yaptın mı? TRT seyretmedin mi çocukluğunda? Ya o benim tevellütüm yetişmez ona ya. Hazır mısın? Neye? Ne saçma sorular bunlar? Ben içinden çıkamıyorum bunları yani. San Francisco sokaklarının 73. bölümü sende var mı? Arkadaşım. Ne? Arabayı park edeceğim de neye koysam diye soracaktım sana. Ha? Sen nereye koydun ki? Sana ne? Sana ne? Arkadaşlar gençlik. İçin kıpır kıpır, üzünçlüsün. Üzünçlüyüm. Türkücülerin, halk ve sanatçıların ortak bir gösterisi olacak. Yani biz bunu dertlenince, cenazede bir araya geldiğimiz gibi, olağan günlerde bir araya gelmeyi başarırsak, o yolu kat etmiş sayılacağız zaten. Yani. Ben hemen Van depremi dedim, hatırladım bir anda da. Körfez depreminin birinci yıl dönümü içinde orada kimse var mı diye bir şiir vardı. 7.4 büyüklüğündeki acıyla dağlanan yürekler için yazılmış bir şiir. Bu Van içinde demek ki insanın içinden gelmesi gerekiyor bir... 12 yıl sonra bakıyorsunuz. Gelebiliyor. Yani aynı şeyleri yazmak zorunda kalıyoruz. O da acı kısmı işin yani. Keşke 10 yıl sonra inşallah bu yazılanlar yazılmaz olur. O acılar da çekilmez olur. Ki deprem olacak Türkiye'de. İnşallah onun sonuçları konusunda bir şey böyle yazmak zorunda kalmayız istiyorum ben yani. Peki bir şair olarak, tabii bu bir deneme kitabı, pek çok şey var. Bir şair olarak illa da bir sevilene, bir yara, sevgiliye mi yazılması gerekiyor? Burada işte sizin etkilendiğiniz kişiler var, kardeşlerim dediğiniz kişiler var, ağabeylerim dediğiniz kişiler var, hocalarım dediğiniz kişiler var. Hepsine yazılmış ya şiirler ya metinler olduğunu görüyoruz. Tabii. Bunlar neden? Yani sevgi de aşk da sadece o dediğiniz gibi canana duyulan şeyler değil benim için yani. Ki zaten türküyü diğerlerinden ayıran da odur bakın. Her konuda bir şeyler bulabilirsiniz orada. Yani doğumdan ölüme, ekinden asada dediğimiz konu. İşte şair de bu ülkenin şairi ise sadece kendi sevgilisine yazmayacak. Yani doğasına, ağacına, toprağına, ölüsüne de yazdım oldu bitti demeyecek. Demeyecek. Tamam. Yani şairin şiirinin sonunda ya da yazarın metninin sonunda, düz yazısının nesrinin sonunda nokta olmamalı. Tabii. Üç nokta. Bunu en güzel şu betimliyor bence.
Gün gelir uzun soluklu bir şeyler yazmaya koyulursam hangi sularda kulaç atacağıma ilişkin ipuçları denerken. Yani şu kitap şu çok güzel. Şunu bir alalım istiyorum. Hemen kamerayla şöyle gösterebilirsek arkadaşlarımdan rica ediyorum. Hem yukarıda bir küçük portre, altta da denerkenin altındaki yazı bizim için çok önemli. Zaten ne var? İp 3 nokta yan yana var. O 3 nokta her şeyi açıklıyor. Oldum bitti yok. Bundan sonrası gelecek o zaman. Devamı var. Çok istiyorum. Tamamen bir şiir kitabı mı yoksa bir başka deneme kitabı artık mı olacak? Uzun soluklu yani öykü mümkünse bu, roman. Düşünebilir mi? Mümkünse roman. İçinde yine türkü olacaktır inşallah. Türkü gibi. Türkü gibi olsun da istiyoruz. Umutsuzlar içinde tamam hemen biraz okuyalım. Umutsuz kışın tam da orta yeridir şimdi. Sakal tutan ayazlar kente inmiş. Yazı yaban cümle eller bereketin ak giysisini kuşanmıştır tepeden tırnağa. Kara gün bile kararıp kalmamışken kara kışın hükmü mü olurmuş Sultan Süleyman'a yar olmayan dünyada. Bir narin bir incecik kardelen fışkırıp çıkarmış kara kışın bağrından. Umut, umutsuzluğun koynunda yeşerirmiş. Yani biz ne kadar umutsuz olursak olalım, her şeye isyan edersek edelim şu dünyada, evet, her zaman bir ışık olacak. Var. Yani kaç kişi ölüyor ve kaç kişi doğuyor her gün, her saat, her dakika. Yani hiçbir şey bitmiyor. Olması gereken de o. Şimdi şu girişten hemen birkaç alıntıyla, biraz önce dedik ya, Allı Turnam Dost Dost diye türküler geçirdi, Katre, İşte Memleket Saati, Karadeniz, biraz önce Trabzon'dan anlamıştık. Doya Doya Karadeniz programı vardı. Tabii hepimizin de artık son yıllarda, son tabii birkaç senede takip ettiğimiz bir program vardı. Sabah Kuşağı, Gün be Gün. Evet. Ona yazılmış bir şiir var mı? Yoksa o Gün be Gün onunla bir örtüşüyor mu? Yok, onunla alakası yok değil mi? Kuşak programı mı aslında seni tasvir eden, yoksa biraz daha böyle müzik eğlence programlarında mı kendini buluyorsun? Şimdi hep konuşuruz bunu. En azından ekibimizle bir kuşak artı bir tane de müzik programı haftalık. İlla olacak ikisi yani. Yani çok hareket, çok koşmak, onu seviyoruz yani açıkçası. Şimdi bir proje var mı? Kısmetse bir yarışma programını hazırlanıyoruz TRT1 için. Hı hı. İşte gelinli, kaynanalı, damatlı. Bir de belgesel kanalımız için bir ustaydı diye, halk müziği ustalarımız ilgili belgesele başlayacağız inşallah. Belgesele başlayacağız inşallah. Bu kadar. Yani bakıyorum aramızda neredeyse 20 sene var. Ya. deneyim olarak. Bir... Yaş olarak da bir 17 senemiz var. Aynı üniversitenin aynı fakültesinden ve aynı bölümünden mezun iki meslektaş olarak aslında yürümem gereken yolları da önceden göstermiş oldun bana. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür. Devamının geleceğini de aslında bu kitabı okuyanlar rahatlıkla edinebilirler bu kitabı ve oradan da algılayabilirler. Hal, son bir soru belki. Haldun'un ilk gecesi de hal. Tabii bu bir örtüşme, bir benzeşim olması da değil mi yoksa? Rastlantı. Sadece hal, yani bizim bildiğimiz hallerimizden bir şey. Bu arada de bugün baktım internete, imgede satılanlar arasında en çok satılanlar da birinci olmuş. Çok teşekkür ediyorum onun da ilgi gösteren herkese. Yani en çok satılanlar içinde listenin başına geçtiğini de söyleyelim. Bu şu da demek, devamı gelecek. 1000 tane basıldı galiba ilk basımda, birinci basımda. Ve çok da taze, hatta ekmek gibi kokuyor yani. Çok, Eylül'de çok basılmış bir kitap. Evet. Ve hemen bitiyor gördüğümüz kadarıyla. Listenin başında yer alması da bizler açısından sevindirici tabii ki. Tabii bu kitabı alanlar için bilerek okumadığım bazı şiirler var ki siz onun tadına aldıktan sonra varın diye. Bugünlerde sıklıkla işittiğimiz, ihtiyaç duyduğumuz ve kimileri tarafından da politika malzemesi olarak kullanılan o birlik, beraberlik mesajları, kardeş mesajları yılların deneyimiyle bu kitapta da şiirleştirilmiş durumda. Hal kitabını, Haldun Karabudağ'ın bu kitabını alan bütün şiir sevenler, düz yazı sevenler, nesir sevenler, deneme sevenler kendinden bir parça da bulacaklardır diye düşünüyorum. Arkasında da madem türkülerden bahsettik, Arif Sağ, Musa Eroğlu, Sabahat Kiraz, İhsan Öztürk, yani bütün türkü duayenleri, ustalarımız hepsi vermişler, katkılarını yapmışlar. Sağ olsunlar. Bence kitap.com.tr adresinden de kitapla ilgili bilgileri
alabilirler. Kitabı enine boyuna konuşmuş olduk Haldun Karabudak'la. Çok teşekkür ederim abi bizlerle birlikte olduğun çok için. Çok teşekkürler. Sevgili dostlar, bir